Merhaba arkadaşlar Futkoç burada yepyeni bir FIFA 22 Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. Bugün çok uzun zamandır beklediğimiz Türkiye Süper Ligi'nden Fenerbahçe'den Mesut Özil'in anlar moment kartı geldi. Moment SPCC geldi onu değerlendireceğiz. Aynı zamanda e, maçın oyuncusu, maçın adamı e, komple bir şekilde geldi. Onlardan da basacağım turuncu Fanta kartı diyoruz biz bunlara. E, ama Mesut'tan hemen bahsedelim. Hiç lafı uzatmayalım. Çok beklenen bir karttı. Ne kadara mal olmuş oyundan bir bakalım. Mesut Özil iki segmentten oluşuyor. 82'lik bir takım bir Almanya oyuncusu ve 84'lük bir takım. Çok ucuz gerçekten. küçük elektrum oyuncu paketi ve premium elektrum oyuncu paketi veriyor. Bunlar çok iyi paketler değiller. Zaten çok az şey istediği için bu da normal. toplam fiyat 60K'ya geliyor. Mesut kartın için. Şimdi bu kart 90'lık, 60K'ya Türkiye liginden bir oyuncuyu zaten yapmak lazım. Ya zaten Mesut Özil hayranları Fenerbahçeliler çoktan yapmıştır ama bunları yaparsak, eğer bir köşeye koyarsak hep söylediğim gibi oyunun ilerleyen dönemlerinde belki de şu anda oyunda şöyle bir şeye geçebilirsiniz. Ben Bundan sonra oyunda e, Türkiye Ligi'yle oynayacağım. Türkiye Visca gelecek işte atıyorum. Ener Valencia atıyorum. Kerem'in, onun kartı gelecek. Kaleye Altay'ı koyacağım veya Totsları geldiğinde kullanacağım derseniz. Herhalde Türkiye Ligi'ndeki en iyi oyunculardan biri oluyor. Kartı değerlendirelim. Önce altın kartını göstereyim size. Altın kartı 4 skill ve 2 zayıf ayaktı. Fakat burada iyi çok güzel bir kıyak geçmiş ve 5 skill ve 3 zayıf ayak. Hem skill move'unu hem de zayıf ayağına upgrade etmiş. 5-4 olmuş olsa inanılmaz olacaktı. 5-3 olması da gayet iyi. 5-3 oynar. 60k zaten oynar. 1.80 boyu var. 71 kilo orta düşük çalışma oranı var. Bu çalışma oranı Messi'de de olan bir çalışma oranı. Yapay zekaya çok bağımlı olan bir ne derler onun adına çalışma oranı. Genellikle kem pozisyonu için uygun pozisyon şeyler bunlar. Kendine özel bir vücut tipi var. 88 hızı var. 90 hızlanmasının olması çok iyi. 87 sprint hızı var. 88 şutu var. Pozisyon alması iyi. Bu e, ihtiyacımız olan yapay zeka yardımını gösterecektir. Yalnız şutları upgrade'e ihtiyaç duyuyor. Paslar harika. Dribbling'de de bir upgrade'e ihtiyaç var. Boyunun 1.80 olması. Dribbling yaparken birazcık dribblingde kimya tarzına ihtiyaç duyacağız gibi gözüküyor. Kartın fiziksel özelliklerine baktığımızda 86 stamina medium, low yani orta düşük çalışma oranına sahip bir oyuncu için harika. Zıplaması yok. Güçsüz ve agresif olmayan bir kart. Yani Mesut'un zaten normalde kartı böyle. Benim dikkatimi çeken şeylerden biri free kick isabeti. Ya bu kadar kötü free kick kullanıyor muydu? Sonra da düşünüyorum hani ne zaman en son free gol attı Mesut? Tabi hatırlamıyorum. E, Trade'lerine baktığımız zaman e, CPU yazdığı zaman bunu sadece bilgisayar kontrol ederken yapıyor. O yüzden çift şatı, yani aşırtma şut trade'i e, sadece e, bilgisayar oynarken var. Outside foot shot trade'i var. Üç sayfa ayak bir adam için harika. Ayağın dışına vuruş e, var. Flare trade'i var. Harika. Nedir flare trade'i? Bir kez daha hatırlatayım. E, özel yetenek anlamına geliyor. Yani biz normalde e, özel pas vermeyi R2 ile ya da L2 ile yapıyoruz hep onu karıştırıyorum. Mesela arkamızdan giden bir adama direkt ona basıp pas bas verdiğimizde topuyla pas veriyor. Flair trait'i varsa hem bunu daha iyi yapıyor hem de bazen siz herhangi bir şeye basmadan sadece X'e bastığınızda, pasa bastığınızda o topuk pası verebiliyor. Ve finesse shot trait'i var, Plaseyle ile ee, shoot trait'i var. Şimdi Kartla ilgili şunu söylemek lazım. Kart mükemmel bir kart değil tabii ki. Ee, bence 10 numara fiyat performans kartı. Yani Türk olmasaydınız veya Türkiye Ligi'nde olmasaydınız veya Fenerli olmasaydınız da yapılması gereken kartlardan biri. Fodder için bile yapılır. Ee, iki tane de paket geri alıyorsunuz sonuçta. Şimdi burada hızında, şutunda ve driplinginde eksiklik var ve üçüne birden veren bir kimya kartı yok. Şimdi benim fikrimi soracak olursanız e, ee, bence finisher müthiş olacaktır. Çünkü benim tahminim zaten şu. Bence Mesut Özil oynayan herkes bununla uzaktan vuracak. Bitirici yolda oynamaya çalışacak. Pasörlüğünü yani kartın ken kem pozisyonunda oynatacaksınız eğer merkez ofansif orta saha pozisyonu oynatacaksanız işte uzaktan vuruşları vesairelerine ihtiyacınız olacak. Şimdi burada bu hemen hemen her türlü bitiriciliği bize sağlıyor. E, Falsosu ile uz, uzaktan şutlarını e, şey yapmak da gerekirdi ama olmayabilir. E, Hunter veya halk verebilirsiniz. Bu sefer driplinkten vazgeçip şut ve hıza geçebilirsiniz. Veya engine verip şuttan vazgeçip hız, pas ve driplink yönünde gidebilirsiniz. Tabii ki SPC'nin 60k'ya geldiğinde birden mükemmel yapabileceğimiz bir pozisyonda olması beklenemezdi. Dediğim gibi finisher olabilir. Ee, Marks Van ile finisher daha mantıklı gibi. Maestro'ya bakalım. Burada finishing'ini bitiremiyor. Evet evet yani ben şahsen finisher'la kullanmanın en mantıklısı olduğunu. Yoksa Hulk'la kullanmak gerektiğini düşünüyorum. Drip linkte e, ince olduğu için e, fena hissettirmeyecektir ama 1.80'lik boy mutlaka ya yani ağır ya yani ağırlığını şöyle söyleyeyim. Yani çok az bir ağırlık hissettirebilir. Yani dripling'in eğer bir kimya kartı vermezsek. Şimdi bu kart bence 60k'ya kaçmayacak bir fırsat. Kesinlikle yapılması gereken bir fırsat. Almanya linklerinin olması harika. Hemen size şunu göstermek istiyorum. Ee, şu anda 90 ratingli bir foder. 49k'dan gidiyor. Normalde, normalde 40-42k arasından gidiyor. Şu anda yüksek rakam. Yani 60k'ya bunu yapıp 2 de paket geriye aldıysak, satılamazlarla yaptıysak aslında hiçbir şekilde e, kaybımız olmuyor. Bence kesinlikle yapılması gereken bir ismisi. Bunun dışına ne geldi? Maçın e, maçın oyuncuları, Man of Match kartları geldi. Özel bir kart var mı diye bakacağız bunlara. E, bunlar aynı bir inform kartı gibi oluyor. Herhangi bir farkı yok. Ki burada çok fazla gümüş oyuncu var. Gümüş paketlerinden çıkabilir bunlar. Hatta hala gümüş. Bayağı bir gümüş varmış gerçekten. Bunlar hepsi gümüş oyuncular. Rafael Leao var. Ee, 81'lik bir kartı gelmiş. Ee, şey kartları da bunu etkileniyor normalde. Ee, headliner kartlarda. Özel bir kartı yok. Özel bir kartı yok. Ee, çok özel kartlar olmamış. Jota'nın kartı var. Ee, bu kartı headliner değil biliyorsunuz. Jota 82'den 84'e gelmiş. 87'si ile arasında bayağı bir fark var. Çok kullanılabilir bir kart değil hala. Clivert 84. Van to Watch kartta 84 oluyor tabii böyle olunca. Perisic hiç... de de yok. John Stones, çok yavaş bir karttır. Romero bu kart bu kartın gideri var işte. Bu kart fena bir kart değil. Yani 35K için. Hani eğer oyuna yine başladıysanız belki kullanabilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi hızında falan biraz eksiklik var ama 86 rating bir Premier League stoperi. Ee, Dybala sadece artı 1 almış olmasına rağmen iki hızlı 2 de şutta almış. Ama 100k'dan fazla değer biçmişler. Yani o da herhalde isminden dolayı yoksa çok kullanılabilir bir kart değil. Yani e, bu Dybala da çok kullanılabilir bir kart değildi uzun süre. Lukaku'nun kartı var. Bu da çok iyi bir kart değil. Yani e, öylesine gelmiş bunlar. Man of maç kartları. Bunlar lig performanslarıyla gelmiş olması lazım. E, kupa maçlarında da olabilir. Şampiyonlar ligi olmuş olsaydı mor olacaktı. Evet arkadaşlar bugün size uzun zamandır beklediğimiz Mesut Özil SPC'sinden bahsettim. Kesinlikle yapılması gereken SPC'lerden biri. Yani kaybınız hiç olmayacağı bir SPC. Ee, yani hatta iki tane paket veriyor. iki paketin içinden çıkanların toplamıyla bile parası çıkabilir ihtimali var eğer şanslıysanız. Aynı zamanda da Fanta kartları dediğimiz maçın oyuncusu kartları, turuncu kartlar da geldi. Bunlar ilk kez oyuna giriyor bu sene. Bunların devamı gelecektir büyük ihtimalle. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.